geldi rektörümüz ve hocalarımız Burcu Hoca ve Onur Hocamız. Dedi bu süre içerisinde bu eğitimi ekonomi üniversitemizde verdim. Hem çocuklar bir de şey de yapsın. Üniversitenin o havasını güzel... Sayın rektörüm, bu istihdam projesinde, özellikle gençlere dönük istihdam projesinde üniversitenizin bize verdiği katkıya çok teşekkür ediyoruz. Desteğinizin anısına size böyle bir plaketi takdim etmekten çok mutlu oldum. Ekonomi Üniversitesi ile zaten geçmişte de projeler yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte de böyle gençlerimize dönük, istihdama dönük projeler yapmak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Ve size katkılarınızdan dolayı hem hocalarımıza hem de değerli üniversitemize, ekonomi üniversitemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler sana. Sayın hocam. Burada izleyeceğim. Bozmayalım başkanım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler, sağ olun. Merhabalar. Yönetim planına geçtiğimiz hafta başlamıştık, yarım kaldı. Bugün devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda da gruplar oluşturacağız ve gerçek anlamda bir işletmeyi ve işte yönetim planı, finansal plan ve üretim planı hep proje geliştirme ve teknoloji transferisi olarak ve koordinatörümüz eşliğinde. Bu güzel pırıl pırıl genç arkadaşlarımızla beraber olmuştuk. Avrupa Birliği istihdam projesi noktasında hazırlanan bu projenin yürütülmesi ve kurumların bir araya gelerek, yani kurumların sadece Ekonomi Üniversitesi ve Konak Belediyesi değil, bunun dışındaki kurumlar da var. Özellikle İşkur var, diğer bileşenlerimiz var. Bu geçenlerde de söylemiştim size, gerçekten çok önemli bir proje. Ara eleman dediğimiz sıkıntı çekiyor şu anda sanayiciler. Sorarsanız gidin OSB'lere, en fazla ara eleman sıkıntısı var. İstihdama dönük beklenti var. Ama bir tarafta da iş bekleyen gençlerimiz var. Bu proje, bu istihdamı ortadan kaldıracak bir nebze böyle ne diyelim, can suyu olacak bir proje. Hemen sertifikalarınızı aldıktan sonra işiniz hazır. Hayata hemen başlayacaksınız. Siz mezun olduktan sonra yeni mezunlar yaratmamız lazım. Yani bu işin sürdürülebilirliği çok önemli. Türkiye'de en önemli sıkıntı o. Bir iş yapılır, kesintiye uğrar, devamıyla ilgili sıkıntı olur. Ama burada sizlerin gerçekten kendi gönlünüzce ve içinizden gelerek bu işe sarılacak olmanız, bu da ayrı bir önem bizim için. Ben önümüzdeki süreçte Mart ayı sonu herhalde bitmiş olacak. Ondan sonraki süreçte de çalışacağınız özel sektördeki kurumlarda çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Bu sertifikalar da çünkü önemli. Neden? Sadece Türkiye'de değil, Avrupa Birliği sınırları içinde de geçerli halde olacak bir sertifika. O da çok önemli. Bunun kıymetini biliniz lütfen. Ben bu konuda bize destek olan baştan beri değerli rektörümüze, değerli hocalarımıza, rektör yardımcılarımıza, gençlerimize büyük emek veren, başta Burçin Hanım olmak üzere diğer hocalarımıza, eğitimcilerimize buradan teşekkür ediyorum. Bu tür projelerle kenti ayağa kaldırmak, ilçeyi ayağa kaldırmak bizim yerel yönetici olarak görevimiz. Ama kurumlar olmasa biz bu işleri yapamayız tek başımıza. Onun için üniversiteler çok önemli. Ben bütün arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hepiniz pırıl pırılsınız, gözleriniz parlıyor. Bu eğitimin sonunda bir meslek sahibi olarak hayata atılacaksınız. Ben tekrar bu projede emeği geçen her kuruma çok teşekkür ediyorum. Kurumun başındaki yöneticilere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Öğrencilerimizi sizi burada kampüsümüzde görmek, ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üniversitenin 3 tane temel görevi var. Araştırma yapmak, bu konuda bilgi üretmek, sonra bu bilgiyi yaymak, eğitim yoluyla yaymak ve topluma katkı sunmak. Bu topluma katkı sunmak bölümü son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Çünkü toplumların
eğitilmiş bireylere ve hem ekonomilerine hem kültürlerine katkı yapan kurumlara ihtiyaçları var. Üniversiteler bu misyonları daha fazla edinmeye başladılar. Bu tür projeler aslında topluma katkının çok somutlaştığı, elle tutulur hale geldiği projeler. Onun için bizim önemsediğimiz ve sizlerle birlikte Sayın Başkanım yol yürümekten de büyük mutluluk ve onur duyduğumuz projeler. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bunun devamı konusunda biz de talibiz. Daha çok bizden size doğru akıyor olsa da bu, biz buna talibiz. Çünkü bizim de topluma dokunabildiğimiz yerler burası ve bizim artık çok net görevlerimiz bunlar. O nedenle bundan sonraki projelerde de sizinle beraber yol yürümekten büyük bir mutluluk duyacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Burada olduğunuz için çok teşekkürler. Emek veren hocalarımıza, bu işe aracılık edenlere, planlayanlara, Sayın Belediye'mize ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle daha sonraki eğitimlerde umarım tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.